Can'cım ya. Hı. Buradan çıkınca dans etmeye bir yerlere mi gitsek? Olur vallahi, sen nasıl istersen ya. Biz de buradan başka bir yere geçelim. İş konuşacaktık malum. Hülya'cığım, babam hep ne derdi biliyor musun? Hı. Ders saatinde ders, oyun saatinde oyun. Şimdi bunu yetişkin hayatına uyarla. O bebek okekini alıp copy paste yap. Ne oluyor? İş saatinde iş, yemek saatinde yemek. Şu anda da yemekteyiz malum. Bazılarımız için iş bir yaşam tarzı tabii. Öyle mesai saatinden sonra kaldırılıp atılmıyor. Başarıya giden yolda tam olarak buradan geçiyor. Ah doğru. Mehmet Bey'le de bugün bunu konuşmuştuk. Senle, daha doğrusu benimle aynı fikirdeydi. Ben bir lavaboya gideyim. Oradan da kalkarız, olur mu? Ben de bir makyaj tazeleyeyim o zaman. Ha, tabii. Ne oluyor abi? Nedir bu durum? Ne oldu canım, sıcak mı bastı? Olur öyle bu yaşta ya, gelir öyle ataklar. Bana baksana sen. Gayet arkadaşça bir durum var ortada. Hı, arkadaşça. Vallahi hiç öyle görünmüyor. İstersen kainat arayıp bir onun da fikrini alalım. İyi de şimdi ne alakası var ki? Ayrıca beni sinir etmek için seni kullanıyor. Farkında mısın bilmiyorum. Ha, işe yaradı yani. Hayır canım, ne alakası var? Ben öyle bir şey söylemedim. Ya Selim bırak artık ya. Vallahi bırak ya. Senin şu kızdan hoşlandığın bal gibi ortada. 10 yaşında çocuk getir şuraya. Der ki bak bu abi bu ablaya aşık. Hayır saklayamıyorsun da. Sabahtan beri yüzün beş karış ya. Bir bakışın var, ben korktum ya. Ya niye uzatıyorsun abi? Neyi bekliyorsun ya? Yaklaş artık şu kıza ya. Şu kızı da gönder gitsin ya. 4-5 gündür her yerde peşinde pıt 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 her yere beraber gidiyorsunuz ya. Bir şey diyeyim mi? Şebnem'in yerinde başka bir kız olsaydı var ya, çoktan umudu keserdi sana. Böyle arkadaşıyla falan da değil ha. Bayağı hoşlandığı biriyle takılırdı. Boşu boşuna zaman kaybediyorsun. Hangi konuda? Selim konusunda. Aa, canım benim ya. Sen benim için endişelenme, kendin için endişelen. Yani benim daha yaşım genç. Önümde uzun bir ömür var değil mi? Yani şimdi sözlensem, sonra nişanlansam, bir yıl içinde evlensem etti 27. 2 yıl çocuk yapmadan oyalansam, 29'umda yani 30'uma gelmeden ilk yavrum kucağıma olmuş olurum ama senin işin zor tabii. Ama şimdi bantlar varmış, kalçaya yapıştırıyorsun, bol bol östrojen salgılıyorsun. Menopozu bayağı bir geciktiriyor. İstediğin kadar saçmalayabilirsin Şebnem. Gerçekler değişmeyecek. Gerçekler. Hangi gerçekler? Ya ben salak olsam ne sanırım biliyor musun? O mesajı bana Selim attı sanırım. Sırf sizin yakınlaştığınızı görebilmem için bana mesaj attı sanırım. Ama neden sanmıyorum biliyor musun? Teknede bekliyorum seni. O mesajı senin attığını biliyorum canım. Bak, benim adım Şebnem Gürsoy. Ben adamı ezer geçerim, 17 yıl komada kalırsın, uyandığında adını bile hatırlamazsın. Şimdi ayağın denk alacaksın. Anladın mı beni? Bye.
Gidelim mi artık? Ben çok sıkıldım buradan. Gidelim. Bekleseydiniz biraz. Ben de size katılırdım. Yok canım, almayalım biz. Hadi. Hadi. Tamam tamam. Vallahi. Bundan sonra benim için yeni nesil Türk filmlerinin en iyi oyuncusu, sahte sevgililerin en yeteneklisisin. Şebnem Necan gitti mi? Evet. Nihayet baş başa kalabildik. Hülya. Bir daha böyle bir şey olmayacak. Ben de öyle ümit ediyorum zaten. Çünkü bir daha bu kızla aynı ortama girersem... Ben Şebnem'den bahsetmiyorum. Bu birlikte çıktığımız yemekler, buluşmalar, içki içmelerden bahsediyorum. Ama ben iş için... Birbirimizi kandırmayalım Hülya. İkimiz de bunun işle alakalı olmadığını bilecek yaştayız. Neyse, ben kalkıyorum. İstersen seni de eve bırakabilirim. Gerek yok. Ben taksiyle giderim. Peki. Sen bilirsin. İyi geceler. İyi geceler.